Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve güzel bir Scania R4 izlerim ve güzel bir Chrome Dorse modumuz var. Önce emeği geçenlerden bahsedelim, sonra bir aracımıza göz atalım. Araçta emeği geçenler: Mustafa Başta, Digorlu Umut, Ogün Arslantaş, Muhammed Pehlivan, Fikret Berhan Hatunoğlu ve Reputed Garage. Dorse'de emeği geçenler: Muhammed Pehlivan ve Digorlu Umut. Reputed Garage'ın ellerine kollarına sağlık. Emeği geçen herkesin teker teker ellerine kollarına sağlık. Video açıklamasında hem aracın hem de Dorse'nin indirme linklerini bulabilirsiniz. Ben birazcık araca baktım. Şöyle birkaç hatası var. Onlardan bahsedeceğim videoda. Hem mod yapımcılarının da bilgisine. Versiyon 2'de eminim düzeltilecektir bunlar. Araç gayet güzel. Slotlar var. Kendiniz tek tek yapılandırabiliyorsunuz aracı. İster plastik aksam, ister yarı plastik yarı boyalı. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şekilde aracı yapılandırabiliyorsunuz. İçine birazdan bakacağız. Dorse'miz Chrome Dorse. Dorse'nin rengini kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Arkada Türk bayrağımız. Gayet güzel bir Dorse olmuş. Dörtleri yakalım. Gayet güzel. Şöyle bir aracımızın içine bakalım. Araçta şu problem var. Gösterge paneli sürekli böyle yansıyor. Sürekli parlıyor. O yüzden gündüz kullanımda bayağı bir sıkıntı. Hiçbir şey görmüyorsunuz neredeyse. Yine parlamalar var güneşte. Ayna falan bayağı bir parlıyor. Neredeyse yol gözükmüyor. Sağ aynalar hatalı. Sağ aynalar doğru çalışmıyor. Sol aynada sıkıntı yok. Ancak sağ aynalar doğru çalışmıyor. Bir de cam animasyonlarında terslik var. Sol cam açmaya bastığınız zaman sağ cam açılıp kapanıyor. Yani açmaya kapamaya bastığınız zaman sağ cam açıp kapalı kapanıyor. Sağ cam açmaya bastığınız zaman ya da kapatmaya bastığınız zaman sol cam kapatıp açılıyor. Animasyonlar ters olmuş. Mod yapımcılarının bilgisine gözünden kaçmış olabilir, bilmiyorum. Çalıştıralım aracımızı. Bu arada aracın gece görüntüsü gayet güzel, bakın. Şöyle bir gece yapalım. İç aydınlatmalar böyle mordur, yeşildir falan. Çok güzel olmuş. Gayet güzel. Fotoğraf çekenler için, fotoğraf meraklıları için gece mesela O tuşuna bastığınız zaman kabin aydınlatması yanmıyor ama ledler yere yansıyor. Fakat FPS mesela, bakın şu an 122 açtım, 40'a düştü. Düşünün yani 80 FPS civarı bir kayıp yaşatıyor, bilginiz olsun. Gündüz daha fazla düşüyor. O yüzden O tuşuna oynarken basmayın. Fotoğraf çekeceğiniz zaman basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi FPS yere çakılıyor. Fotoğraf için yapılmış tamamen. Kullanmalık değil yani. Böyle tekrardan ayarlayalım oyunumuzu. Grand Utopia haritasındayız. Grand Utopia haritasında gitmediğimiz yollar var abi. Gitmediğimiz yolları keşfedelim biraz. Böyle güzel şehir içleri falan filan var şuralarda ama bilmiyorum oraya kadar gidebilir miyiz? 25 kilometre bu haritada birazcık uzun oluyor ama bakalım gidebildiğimiz yere kadar diyelim. Şöyle yavaştan yolumuza çıkalım. Evet. Haydi bakalım. Çıkalım abi yolumuza. Dorse freni. Dorse freni kalmış öyle. Evet, navigasyon yok araçta, o yüzden şöyle küçük navigasyonumuzu açalım. Allah, çıkış buradanmış, dur. Yanlış geldik. Dayı dur. Bu arada korna felaket. Kulaklara dikkat.
Hani gösterge paneli gördüğünüz gibi birazcık sıkıntılı. Parlıyor yani. Yani gündüz gösterge paneliyle alakalı hiçbir şey kolay kolay görmüyorsunuz. 24 ton yükümüz var. Dorse bizde. Mis gibi vallahi bakın. Bizim fren gücümüz ne durumda ya? Dur bakayım. Biraz çabuk yere yapışıyor araç. Evet, fren gücünü düşürelim ya. Şöyle. Çok yere yapışıyor araç ya. Sevmiyorum öyle. Lan yine mi kırmızı? Nedir bu kırmızılardan çektiğimiz bizim? Bu üstteki navigasyonu paylaşamıyorum. İsteyen arkadaşlarımız olacaktır. Bunu ekipten bir arkadaşımız yaptı. Yani normalde bu navigasyonu biz daha önce kullanıyorduk. Küçük navigasyon olarak paylaşıyordum. Fakat daha sonradan güncellemelerle o navigasyon iptal edildi. Yani çalışmıyordu. İptal edildi demeyelim de. Versiyon uyumsuzluğundan dolayı çalışmıyordu. O navigasyonu ekipteki arkadaşımız, bizim ekipteki arkadaşımız sağ olsun güncelledi. Ama navigasyonun yapımcısı kendisi olmadığı için mod yapımcısı. O yüzden onu sizlerle paylaşamıyorum. Ya, internette belki vardır başka, bilmiyorum. Geçen bir arkadaşım gönderdi ama çok karman çorman içinde belki 50 tane falan böyle mod dosyası var. Hangisi ne işe yarıyor hiçbir şey anlamadım. O yüzden onu kullanmadım. Bilginiz olsun yani. Bu navigasyonu paylaşamıyorum. Retarder var mı? Retarder yokmuş araçta. Vay arkadaş. Niye retarder koymuyorsunuz abi araca? Öyle mis gibi retarderle gitseydik. Olmaz mıydı? Motor freni de yavaşlatmıyor ki. Dorse frenini çektim. Araç bir anda yapıştı yere. Evet, Grand Utopia'nın böyle görmediğimiz yerlerindeyiz bu arada. Buraları hiç gezmedik Grand Utopia'da. Ayna dediğim gibi bu şekilde çok parlıyor. Abi çoğu araç modunda bu var. Bunu acaba çözemiyorlar mı? Yani bu çözülmüyor mu? Nedeni nedir ki bunun? Lan tabelaya çarptık.
Araç çok güzel. Ne böyle çok aşırı kalabalık bir görüntüsü var, ne de tamamen sade. Gayet güzel. Ben sade araçları severim. Bu da hani perde olmasa mesela benim daha çok hoşuma giderdi. Bu tarz perdeleri ben pek sevmiyorum araç modlarında. Ama belki hani gerçek bir araçtır. Şimdi real araç mı değil mi bilmiyorum. Belki real bir araçtır. Gerçekte olan bir araçtır. Ona göre yapılmıştır. Bilmiyorum. O yüzden şey diyemeyeceğim. Aksesuar eklense araca güzel olur. En azından üstteki navigasyonu açmazdık. Bir tane navigasyon eklerdik cama ya da kenara. Sol tarafa mesela telefon navigasyon ekleyebilirdik yani. Ya da normal navigasyon ekleyebilirdik. Aksesuar desteği o şekilde yok maalesef. Bu arada videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Şimdi Digor'la Umut'la konuştuk. Ne tarz araçlar yapılsın? Videonun yorumlarına ne tarz araçlar yapılmasını istiyorsanız yazın. Umut onlardan birini seçip yapacak ve paylaşacak. Bilginiz olsun. Kendisi seçecek. Ben bir şey demiyorum, karışmıyorum. Kendisi yorumlara bakacak. Kendisi bir tane sizin yazdığınız araçlardan birisini seçecek, yapacak ve paylaşacak. Yorumlara yazın. Varsa böyle istediğiniz, yapılmasını istediğiniz, oyunda görmek istediğiniz güzel bir tır modu. Umut bir el atsın, yapsın, paylaşsın, hepimiz oynayalım. Bakın sağ ayna yok. Var ama nereleri gösteriyor? Ayarlanmıyor. Böyle duruyor. Güzel de bir ses modu yakışır bu arabaya. Farklı bir ses olmasını isteriz yani. Versiyon 2'de umarım hem hatalar hem böyle eksikler giderilir.
Nasıl bir dönüş var burada ya? İlginç bir dönüş. İleride de gişeye gidiyor yol falan böyle. F2 de yanlış ya. Ha, F2 de yanlış gösteriyor. Buradan ileriden bir sağa dönüşümüz olacak. Karşıya geçeceğiz sanırım. Oğlum ne kadar yavaş gidiyorsunuz ya. 50 ne ya? Niye bu yolda 50? Yuh, durmadı. Kökledim freni, durmadı. Salayım biraz geriye. Lan ne yapıyorsun, geri geliyorsun. Al işte. Ben geçerim şurada. İleride karma çorman bir yol var. Dur bakalım. İnşallah sapıtmayız oraya gidince. Bir yerlere giriyoruz, çıkıyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. Bir şeyler yapacağız şimdi ama. Karışık bir yer var şu anda.
Şuradan sağa döneceğiz. Tekrar üst yoldan karşıya geçeceğiz. Karşı yoldan bir sola döneceğiz. Falan böyle garip bir yer var şu anda. Aşağıdaki gişelerden geçtik mesela. Ya o kadar çeviriyorsun dönmüyor. Bildiğiniz kayıyor gibi tır. Yavaş da gitseniz aynı şey oluyor ya. Önceden ETS'de bu tarz şeyler olmuyordu. Son güncellemelerden sonra böyle gariplikler olmaya başladı oyunda. Buradan da sola bir dönüş var. Bildiğiniz U dönüşü. Ortayı takmayalım. Az geniş alalım. Yani buradan da sağ dönüş var. Oğlum aynaya... Neyse dur. Geçmeyelim. Şerit. Değişiyormuş zaten. Üstteki aynı doğru gösteriyor mu? Bakayım. Aynen üstteki ayna sanki gösteriyor gibi. Üstteki aynadan birazcık böyle görebilirsek. Oradan yürürüz. Yine gişe. Nereye girdik lan? Ulan yanlış girdik. Lan navigasyona bakıp göz göre göre yanlış girdik ya. Şuradan dönelim bari geri geri. Trafikte nasıl geri geri geleceksek? İçeriden döneriz de. Oğlum bir durun lan. Hakikaten durmuyorlar. Dur. Ulan kapıya çarpmayız inşallah. Döneriz ya. Arabayı birazcık götürdük ama artık kusura bakmasın o da. Arkadaş dönüyoruz işte. Durun. Durun. Yakmışız dörtlerimizi. Bir müsaade edin dönek ya. Allah. Oğlum sağa sola bakmayınca böyle oluyor. Patlıyorduk. Sağ ayna öndeki aracın dorsesini gösteriyor.
Niye duruyoruz? Işık mı var? Işık da yok. Bak yavaş yavaş git, önde gitmeye çalışıyor. Bak tık 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 atıyor kendini. Hadi la. Neyi bekliyoruz ki? Hadi hemşerim, hadi hemşerim. İtekleyeyim mi arkadan? Onu mu istiyorsun? İtekleyemiyoruz da stop ettik. Heh. İlla bir dokundurmak mı gerekiyordu yani sana? Bunu mu istiyordun yani gitmek için? Lan ne oluyor? Bak bak bak, orada bir sıkıntı var. Evet, tam tünel girişinde bir problem var bak. Bak biraz gireyim, hemen ön camda da başlayacak. Evet, tam burada haritada bir sıkıntı var. Vay arkadaş, aynaya bak. Hayda. Lan tünelde problem var. Heh geçti. Vay canına yandı. Tipe bak. Kör oldum kör. Vallahi kör oldum. Vay arkadaş. Şurada benzinlik var. Benzinliğe girip bitirelim ya. Ama benim sol şeride geçmem gerekirdi. Şu benzinliğe girelim. Benzinlikte bitirelim. Burası da ufacıkmış. Böyle kalalım ya. Evet. Evet arkadaşlar, video açıklamasına aracın ve dorsenin indirme linklerini bulabilirsiniz. Emeği geçen herkesin tekrardan ellerine kollarına sağlık. Yapımcı arkadaşlar, eksikleri görmediyseniz ben göstermiş oldum. Bunlar yeni versiyonu düzelirse çok güzel olur. Lütfen güzel bir retarder sesi, güzel bir araç sesi istiyoruz. Araç çok güzel, ben çok beğendim. Aracın görüntüsünü, kullanışı falan gayet keyifli, güzel. Ama dediğim gibi güzel bir ses, güzel bir retarder ve hataların düzeltilmesi lazım. Onun dışında 10 numara 5 yıldız. Dorte'ye zaten Dorte'ye hiçbir söz yok. Gayet güzel olmuş. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşçekalın.